Ekranların en çok izlenen transfer programı, transfer raporuna hoş geldiniz. Çok kıymetli iki konuğum, değerli Savaş Çorlu, Galatasaray'ı yakından takip eden arkadaşım. Hoş geldin Savaş. Hoş bulduk sevgili Aykut. Ve diğer bölümde de Beşiktaş'ın nabzını elinde tutan sevgili Ergin Arslan Ergin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Tabii transfer piyasasında hareket başladı, vites yükseldi. Takımlar öncelikle bu yabancı kuralından dolayı bazı yabancıları gönderme durumunda. Evet. Ha, gönderirken de çiçekle değil, banka hesabına hatır sayılır derecede bir para yatırmaları gerekiyor. Daha bugün konuştuğum bir kulüp başkanı, göndermek istediğim oyuncuların benden ciddi bir para teklifi yaptıklarını. Yani zaten kontratta o yazıyor. Hakikaten zor bir fotoğrafla karşı karşıya kulüplerimiz. Bugün Arda Turan'ı açıkladı Galatasaray yönetimi. Emre Akbaba ile 2 yıllık uzatılmıştı. Beşiktaş'ta da bugün 4 oyuncuyla nikah tazeledi diyelim. Evet. Vitor Pereira kararı, Fenerbahçe takımı çalışmalarını sürdürmekte. Hemen Galatasaray ile başlayalım. Arda Turan. Esasında bekliyorduk. Yani imza atmadan Fatih Terim gibi sahaya çıktı. Beklenen bir imzaydı. Hatta geç kalınmış bir anlaşma, açıklama. Şimdi Emre Akbaba, sonra Arda. Ben bunları ara sıcak olarak görüyorum şu anda. Böyle nasıl lüks bir restorana gidersin, yeniden bir ara sıcaklar gelir. Herkesin merakla beklediği yeni transferler. Arda, Emre Akbaba kap bildirimleri şu anda bir heyecan yaratmadı. Gerçekçi olmak lazım yani. Yaratmadı mı? Tabii ki şimdi Arda da, Emre Akbaba da Galatasaray'ın mevcut oyuncular arasındaydı. Beklenen bir şeydi. Galatasaray taraftarı şu anda daha flaş isimler bekliyor. Yeni transferler bekliyor ama transfer süreci uzun. Şimdi rakiplere bakıldığı zaman da rakiplerin de çok önemli bir transfer olmadı. Yeni bir yönetim. Yeni yönetimin olması da transferler konusunda biraz ardın olacak gibi gözüküyor. Senin az önce ifade ettiğin gönderecek oyuncular var. Onlar çok büyük takımların sırtında resmen bir kambur. Çok her ciddi bonservisler. Her takım tabii ki. Çok ciddi bonservislerle ödenip yüksek ciddi rakamlar alan oyuncular var. Dolayısıyla burada Burak Elmas yönetimini zor bir süreç bekliyor. Göreve gelmeden önce iddialı açıklamalar yapmıştı Ergin. Onlar çünkü önemli yani. Burada çok net bir şekilde biz hazırız. Şu kadar sponsorlukla bir takım anlaşmalar yaptık. Transfer için bu kadar paramız var. 40 milyon, 100 milyon dolar gibi. Dolayısıyla o yüzden beklenti biraz büyük. Taraftar, camia bir an önce olsun istiyor. Siz söz vermiştiniz. Ama transfer kolay olmuyor. Hakikaten kolay olmuyor. Şimdi hiç kolay değil yani. Ya Keçiören gücünden baktığın zaman şimdi Barış Alper Yılmaz için bugün kaçıncı gün? O da herhalde sıradaki kap bildirimi olacak. Eli kulağındadır. Yarın ya da Perşembe günü. Bu transfer niye bu kadar polemik konusu oldu sevgili Savaş? Yani Barış Alper, hani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Kabul edelim ki hani sevgili kardeşimiz belki ileride dünya çapında bir star, yıldız olacaktır. Başka bir şey. İnşallah. Ama olur. Hani böyle çok ekosu olan, yankısı olan, dünya çapında bir oyuncuymuş gibi, bir transfermiş gibi konuşuluyor. İşte perde arkasında yaşananlar, işte menajerin devre dışı bırakılması, kulüp başkanlarının farklı yaklaşımı. Yani Barış Alper'le çok enerji harcadık. Yanlış mı? Doğru mu? Şimdi bu transfer mevcut yönetim gelmeden listesinde olan bir oyuncuydu. Fakat biz Kerem Aktürkoğlu'nu kağıt dikti olmasına rağmen kupa maçlarında izlediğimiz, bildiğimiz bir oyuncuydu. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ı kaç kere izledin mesela Ergin? Özetlerde ya da işte Keçiören'in maçları denk geldiğinde. Böyle bu tip çok fazla oyuncu var. Ya bakıyorum şimdi Galatasaray futbol takımı, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için bu kadar uğraşması lazım mıydı? Uğraşmaması lazım. Çok enerji harcandı. Tabii ki çok enerji harcandı. Yönetim kurulunda bulunan Işıtan Gün'ün bu transferi geldiği günden beri uğraş veriyordu. Sonra farklı bir menajer çıktı ortaya. Olması için olmaz. Transferlerde bunlar hep olur. Yurt içinde de oluyor, yurt dışında da oluyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tüm takımlar bu sıkıntıyı yaşıyor. Bir futbolcunun 3 tane menajeri olabiliyor. Olur. 3 farklı menajeri çıktığı anda o transferde sıkıntılar yaşanır. Genç ve gelecek vadeden bir oyuncu olarak görüyor. Ben de senin gibi özetlerde izledim. Galatasaray'la anılmaya başlayınca futbolcu Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'da oyuncu istiyordu. Artık bu transfer hayırlı olsun. Protokol yapıldı. Resmi bir tek kap bildirimi kaldı artık. İmza da demiyorum. Kap bildirimi kaldı. O da yarın ya da Perşembe günü olur. İnşallah senin de ifade ettiğin gibi yani ses getiren, Avrupa'ya giden milli takımımız için önemli bir inşallah ileride oyuncu olur ileride. İnşallah. Yani bu transferler şu anda
Barış Alper Yılmaz da dahil Galatasaray taraftarını beklediği isimler değil. Galatasaray şu anda 10 numara bekliyor, sol bek bekliyor, Yedlin'in yerine sağ bek bekliyor. Jetson transferini bekliyor. Jetson transferini şu anda her gün bakıyoruz. Bitti. Bugün açıklandı. Yani çok erken başladı bu. Süreç çok uzun. Bak geçmiş yönetim Sayın Mustafa Cengiz dönemi bunu çok fazla yaşadı. Transferlerde ortaya atılan isimlerle günlerce oyalanıp sonra yıpranıp daha fare doğurdu zamanlar oldu. Şimdi de bu yönetim çok taze, çok yeni. Evet zaman lazım. Evet zaman vermek lazım. Ama konuşulan isimlere bakıyoruz. Geçen yönetimden bu tarafa Sayın Burak Elmas yönetiminin şöyle bir avantajı var. Finansal fair play'den kurtulmuş bir ortama geldi Galatasaray. Yani Burak Elmas. 3 sene Sayın Mustafa Cengiz bunun en başından beri, hatta Burak Elmas da o başlangıçta vardı. O günün şartlarında o Yellow Friday kampanyasıyla camia kenetlenmişti. Ciddi anlamda bir gelir elde edildi. UEFA'dan ceza alınmamasında öne ayak olan isimlerin başında Burak Elmas da vardı orada sunum yapılırken. İşte burada Fatih Terim'i biraz elini rahatlatmak lazım. 3 senedir her gün bakkal defteri gibi elinde düşündüğü isimlerle alınması gereken isimler arasında gitti, bakkal defteri gibi hesap yapan bir Fatih Terim vardı. Bazen 100 bin, 50 bin euroların limiti aştığı yerler oldu mesela. 3 senedir bu sıkıntıyı çekti. Şöyle 3 seneye bakalım. Hiçbir takımda Beşiktaş'ta kadar, Galatasaray'daki kadar kiralık oyuncu yoktu. Şimdi artık 3 senelik Fatih Terim bu dönemine gelecek adına planlama yapmak istiyor. Bunu da transferlerle yapmak istiyor. Çalışan bir yönetim var, uğraşan bir yönetim var. Ama olacak transferlere, olacak olmayacak transferlere de erkenden müdahale etmeleri gerekiyor. Yani Galatasaray bir oyuncuyla istiyorsa, bu oyuncuyla bir ay, sonuçta sen az önce ifade ettin, Barış Alper Yılmaz için biz 15 gündür konuşuyoruz. Çok enerji harcıyor. Yarın bir gün, ortaya atılan isimler bakıyorum şu anda mesela. Yine 15 gündür farklı isimlerle dolaşıyor. Getson Galatasaray'ın olma ihtimali yüksek. Onu merak ediyor Galatasaray. Tabii ki yani şu anda ben Jetson Fernandes Galatasaray'da diyemiyorum herkesin olduğu gibi. Sonuçta Jetson Fernandes talebi olan bir oyuncu. Geçen sene son haftalarda başarılı olmuş. Tottenham'a giderken 33-40 milyon euro satın alma opsiyonu konulmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bakıyorum arkadaşlarıma sosyal medyaya, bu transfer bitti. Anlaşma sağlandı. Şu kadar bu kadar 1 milyon euro kiralama bitti. Hayır net değil. Yok, tabii ki net değil. Aykut, bu transferler sen tekrar söylüyorum Barış Alper'in Yılmaz'ın transferi için 15 gündür olsun. Jetson transferi öyle bir günde olacak, iki günde olacak bir transfer değil. Diğerlerini söylemiyorum bile. 10 numarasını, sol bekini, yani, stoperini. Unutma, oraya geleceğim. Yani Galatasaray taraftarı diyor ki hani tamam Arda ile uzatılabilir. Bu kulübün sembol ismi başka bir şey. Fatih Hoca geldi, herkes rahatladı ama medyada, kamuoyunda Barış Alper çok konuşuldu. Aşağı yukarı dediği gibi 20-25 gündür Barış Alper konuşuluyor bu ülkede. Yani Galatasaray'da Didier Drogba'ların geldiği, değil mi? Tabii ki. Nereden nereye ona bakmak lazım. Hani, Falcao'ların geldiği bir süreç yaşadık, biliyoruz. Galatasaray taraftarı bugün sokakta bana soruyor. Kim geliyor? 10 numara kim? Onyekuru ne oldu? Getson geliyor mu? Hiç kimse Barış'ı sormuyor. Barış. İşte ben de diyorum ki Barış'la bir anla, biz onu sormuyoruz diyorlar. Ya bak Barış transferinin, özür dilerim Ergin. Haddime Barış değil ama kamuoyunu ben burada temsil ediyorum. Çok ciddi bir etki yaratabilir. Kerem Aktürkoğlu'nun da üzerine çıkabilir. Bu transferle uğraşılması güzel bir şey. Galatasaray yıllar önce Gökhan Gönül transferinde 50 bin dolardan sebep zannedersem o transfer gerçekleşmemişti. Uzun yıllar Fenerbahçe'nde, Beşiktaş'ında, milli takımında önemli bir oyuncusu haline geldi o zaman.